Hocam sizce Emre Belezoğlu'nun e, sistemi değiştirme sebebi daha öncekilerin başarılı olmaması mı ya da kanat oyuncusu profilinin Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına karşılık verememiş olması da buraya biraz mecbur mu etti? Emre Belezoğlu kaçıncı haftada geldikten sonra bunu yani daha doğru oyuncuları yerleşim yaparak üçüncü kanat maçı oyuncuları mi? üçüncü maç. Bütün sene beraber miydi takımlar? Evet. E, daha önce ilk maçta bunu yapabilirmiş demek. Evet. Mi? Ben onu da bekledim hocam aynı şekilde evet. Yani Emre Belezoğlu bütün takım yani sezon başı beraber transfer ya yani genelde bütün oyuncular o, o Emre aldı. Onu ilk geldiğinde Denizli Spor Maçı'nda böyle bir e, tercih yapmasını ben şahsen bekliyordum. Çünkü hı hı. Emre Belezoğlu e, yani şimdi futbol olarak bu işe kafa yormuş. E, iyi bir oyun kurucuydu değil mi? Teknik, akıllı, zeki, farkındalık düzeyi yüksek bir oyuncuydu. Oyun bilgisi yorumu. evet. Şimdi farklı gözle de mutlaka bakmıştır takıma. Ee, yani ilk geldiğinde bunu deneyebilirdi. Bunu da denerken şunu söyleyelim. Mesela e, İbrahim'le Sercan çok güzel söyledi. Tabii ö, şimdi Santrofor Valencia'nın arkasında iki tane oyuncu oynattı. İçeri kat çok güzel söylediler. Driplik yaptığını. Özellikle orta sahada Sosa, işte e, Ozan'ı sağ içinde Hakan Mert Hakan yanlışı daha konforlu oyun oynattığını özellikle ucunda çizgilerde Pelkas ve İrfan Can Kahveci'de top kaldığını dile getirdiler. Doğru ya ben onu çizgilerde de mesela Emre Velez ondan onu beklemiyordum. Daha 4 3 2 1 gibi. Yani çizgi mesela İrfan çizgiye geldi. Aldı orada topu içeri kat etti. Evet topu tuttu. Pelkas aynı daha Santrofor arkasından da çıkabileceklerini düşünüyorum. Çizgiye, ya çizgi o oyun onlardan çıkmaz. Şimdi bir de orta sahaya Gökhan çıktı sağdan. Bir de Caner çıktı ne oldu? 2-7-1'e döndü Fenerbahçe. Şimdi bir de orta saha tercihlerine böyle bir tercih yapınca oyuncu tanımlarına iyi bakmak gerekir. Sos 10 numara oynadı mı? Oynadı. Ozan on numara net değil ama o da oynadı. Baskı özellikle e, ligin ilk yarısında. Yani 10 numara profilinde de oynadı. Mert Hakan da işte Sivas Spor'dan biliyoruz oynadı. İrfan Can'ı oynadı. E Pelkas öyle. Şimdi bu oyunculardan ne çıkar? Oyuncu tanımından daha çok topa sahip olursun. Evet. Yani bu oyuncular ne diye bir antrenör tercih eder? Top rakipteyken koşsun, topun peşinden savunma yapsın ne değil. <laughs> Top ayağındayken doğru mu? Evet. Yani o kaliteyi sahaya oyun gücünü yansıtsın diye. Daha şimdi yapısal sorunları çözmeye çalışıyor Emre Belezoğlu. Daha topa sahip ol, işte bu oyuncularla çıkar ilk geldiği kadro gibi çıkartırsa Osayi ve Samuel işte vesaire bunlarla falan tenant bunlarla olmaz. Ama en önemli mesela maçta beraber oynadığında bu kadro şunu da gördüm. Mesela hala bir hücum yerleşimlerinde mesela Gökhan oynamayacak 3 maç daha dersem Nazım oynayacak. Hani Gökhan için en son maçta izlediğim kadarıyla Gaziantep futbol kulübü karşısında. Aynı şekilde Caner de mesela önde Pelkas oyunu ikisi çizgide yakalanıyor. Evet. Yani şimdi Caner topa şimdi Caner topu çizgide oluyorsa 5 metre ileride şey olmaz. Pelkas olmaz. Orada bir yanlışlık var. Ya Caner o topu içeride alacak, oyuncuyu götürecek rakibi sağ çizgi oynayan Pelkas'a koridor açacak. Yani veya Pelkas, içeri diyecek. girecek. çizgide alacak. Yani daha ikili oyunları da rakip yer alanda Emre Bedezoğlu'nun daha iyi planlaması da gerek Fenerbahçe adına. Bir de Fenerbahçe'de böyle oynandığında özellikle bir rotasyonlu bir 5 oyuncu çıkıyor biliyor musun? Yani özellikle hem hatlarında hem de oynadıkları pozisyonlarda e, becerili oyuncular var. Dönüşümlü de oynayabiliyorlar. O dönüşümlü oynadıklarında daha rollerin de netleşmesi gerekir. Bir de rakip ceza sahası içine çok giriyorlar, topla buluşuyorlar. Sayısal olarak da fazla girmeleri gerekir. Çünkü e, hem Serdar hem de e, Zalay orta saha gelip alan daraltıp orta sahada öne çıkıyor. Burada daha fazla oyuncunun da Özellikle daha fazla oyuncu derken çizgide iyi bir oynayan İrfan Can evet girecek, e, Pelkas da girecek e, Valencia'nın e, arkasından. Ama orta sahada mutlaka Mert Hakan Yandaş'ın da evet girdi gol de attı Mert Hakan Yandaş. Aynı şekilde Ozan'ın da daha fazla da girmesi gerekir. Yani sayısal üstünlük de sağlamaları gerekir. E, Fenerbahçe'nin özellikle bu kadroda dediğim gibi yani daha böyle içeride alıp özellikle hucumdaki çizgideki Valencia'nın arkasındaki oyuncularla böyle bir oyun tercih edebilir. Ee, bir de e, şunu söylerim, e, Mesela e, eğer skoru Fenerbahçe almışsa mesela geçen hafta geriye aslandı. Daha onlar da işgüzsel bir oyuna döndü. O ara iki 2 birken gol kaçırdı Gaziantep Futbol Kulübü. Yani orada da e, oyuncu değişikliklerinden sonra oyun geriledi. Yani illa 5 oyuncu değişikliği bir kanun maddesi mi var benim bilmediğim? İlla 5 oyuncu değişikliği oldu Beşi değiştireceğim diye bir şey yok değil mi? Şimdi uç örnek olacak ama iki tane Dortmund maçı oynadı değil mi? E, City. Kaç ha. oyuncu değişikliği yapmıştır size ilk iki maçta? Son maçta bir tane yap sanırım ya. İlk maçta da bir tane yaptı. İki oyuncu. Bravo İlber. İki. Yani illa beş oyuncu değişikliği yapmanın da anlamı yok. Ha maç eğer hafta içi maç trafiğinde olabilir o. Yaptığı zaman da bu kadar Fenerbahçe oyunu gerilememesi gerekir. Mutlaka Emre Belözoğlu hoca olarak ve ekibi mutlaka görüyordur. Yani bu kadar geriye aslanması ne oldu biliyor musun? İki tane... Hocam şuna bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ona? estağfurullah. Ya, bence Emre niye orada değişti? Emre Hoca niye değiştirdi? Maç eksikliği olan oyuncular var mesela. Formül 3'lü olarak biraz tempo yaptırma, Sosa mesela. Bayağı bir zorladı. Bayağı bir kendini verdi. Belki onun Ozan mesela orada milli takımda filan her neyse döndü diye ona biraz form olarak güçlük yani fizik olarak güçlüğü var. Bence ondan dolayı değişiklikleri kullanıyor. Olabilir. olabilir. Ama dediğinizi katılıyorum. İlla 5 değişikliğin yapılması şart değil tabii ki. Olabilir. Hafta işte maçta o oynadı. Olabilir. 5 değişiklik olduğu zaman da oyunu yani hep diyoruz ya başlayan takımı mı bitiren takımı bu kadar yani bitirecek takım Fenerbahçe şimdi giren oyuncular da bir oyuncu yani. Yani oyun kalitesi de var. Bu kadar geriye aslanmaması gerekir. Kaleden uzak birinci oyuncu Emre Belezoğlu'nun hocanın Tiam'ı tercüme etmesi gerekir. Valencia ile skor e, pardon e, e, Sisse ile eğer oynayacaksan bu oyunu açık alanda etkili Tiam'la oynayacaksın. Evet. Yani Kasımpaşa'nın özellikle o sol kenarda oynadığı zaman ve ayrı geldiğinde Santrafor işte e, en böyle hucuma direkt gidebilen bildiğimiz hızlı fuleli bir oyuncu. ile ne yapacaksın? Eğer gol istiyorsan rakip yer alanda bir set hucum varsa Sisse o zaman sana ortaya çıkar değeri. Yani biraz daha dediğim gibi daha rollerin belirlendiği rakip yarı alanda daha böyle pozisyon zenginliği evet rakip yarı sahasını içine giriyor ama pozisyon zenginliğinde Fenerbahçe lehine bu kadar topa sahipseniz daha fazla da olması gerekir. Bir de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir konu açtı. Onunla ilgili Caner'le oynuyorsa dedi Edim etkili. Hı hı. Özellikle savunma arkası koşu yapabilen bir oyuncudan bahsediyor. Zine yapar mı yapar. Evet. Burada önlem ne olacak? Esas Fenerbahçe'nin ona çözüm üretmesi gerekir. Zalay'nin mutlaka kapatması. mutlaka oraya kapatması gerekir. En önemli de o top bir yerden gelecek orta sahadan. Gelmeden önce de mutlaka orayı da Fenerbahçe'nin orta sahada o top atılmadan önce de orayı da kapatması gerekir. Ama Caner gibi senin de söylediğin savunma zafiyeti ciddi anlamda sağ içinde yaşıyor. Takımına da yaşıyor. Hı net evet. bir şekilde. Onun arkasını Zalaye bu maçta çok fazla iş düşeceğini de düşünüyorum. Çünkü çıkmayı da seviyor Caner. Çıkıyor, çıktığı e, iyi zaman işler de yapıyor. Tabii. Orada gerçekten de bence ligin en iyi orta yapan beklerinden tabii. çünkü asist olarak da gerçekten. Ya orada hem bir, hem bir takım bu oyunu çok yani mesela çok Fenerbahçe'ye genişlikte de yakalanıyor. Onlar da topu kaybettiğinde ligimizde tabii. açık alanda yakalanan bir takım. E, daraltmıyor. Hem de topu da geç kazandığınız zaman sıkıntı bu kadar eğer hatlar arasında kopukluk olduğu Kopukluyor zaman. Evet. Eğer daha bir bütünlükle oynarsa Fenerbahçe e, o zaman daha kontrolü yerinde olur Edin kanın Bir de artı dediğim gibi Zalay'ın özellikle sol stoper olarak orayı çok iyi kontrol etmesi gerekir. Hatta orta sahanın merkezinde yani Sosa öyle çok savunma gücü olan bir oyuncu değil. Onun bile oraya doğru biraz daha yani, yani kayıp konsu gerekir. Kesin o bölgesel olarak oraya yardım etmesi gerekir.